Merhaba. Bugün sizlerle jeoloji haritası yapabilmek için lazım olan vektör verileri indirebileceğiniz, daha doğrusu site içinde çizip indirebileceğiniz bir adres göstereceğim. Google arama ekranından yer bilimleri yazıp arayalım. Daha sonra arama ekranında gelen ikinci sıradaki yerbilimleri.mta.gov.tr'ye tıklayalım. Evet, bir Türkiye haritası geldi. Sol tarafta jeoloji formasyon, heyelan, diri faylar, faylar, magmatik kayaçlar, depremler, indeksler gibi seçeneklerimiz var. Buradan jeolojik formasyonu seçiyorum. Bütün Türkiye'nin jeoloji haritası geldi. Daha sonra yaklaşıyorum haritaya. Nerede çalışacaksam. Biraz burada bakın aktif katmanlar kısmında jeoloji formasyonu biraz transparan yapıyorum. Biraz daha yapayım. Göreyim. Yaklaşıyorum şimdi. Yaklaşayım. Bakayım biraz daha. Nerede? Şurada. Kütahya'ya yaklaşıyorum. Jeolojik formasyonu biraz daha koyu yapabilirim. Yaptım. Burada lejantın artısına tıkladığım zaman jeolojik formasyon lejantı gözükecek. Bakın renge göre sembolleri Q1 Pleistosen ayrılmamış karasal kırıntılar yani alüvyaller tek tek simgelerine göre isimleri var. Aynı zamanda I harfine tıklayarak objenin üzerine tıklayıp açıklamasını görebilirim. Kuaternler ayrılmamış. Kuaternler bakın yeşile tıklıyorum. Ofiolitik melanj, üst krates yaşlı. Hemen yanındaki açık renge tıklıyorum. Miosen renkli karasal kırıntı sembolleri de var. Buraya tıklıyorum. Göksel kireç taşı marun şey miyosen yaşlı. Kalk şist, alt trias yaşlı. Bunlara bu şekilde bakabilirim. Şimdi burada çizim yapabilmek için çizim editörüne tıklıyorum. Çizim editörüne tıkladıktan sonra nokta ekle. Çizgi ekle ve poligon çiz gibi seçeneklerim var. Etiket oluştur üzerine. Çizilen objeleri düzenleme. Poligon içinde boş alan çiz gibi seçeneklerim var. Ben şu sağ tarafta çizimi bilgisayara indire tıklayarak KML veya KMZ olarak bunu indirebilirim. Ya da herhangi bir nerede hani çalışma alanım belli ise sadece o alan içerisinde çizim yapmak istiyorsam vektör halindeki veriyi ArcMap'ten KML'ye dönüştürüp ya da direkt Google Earth üzerinden çalışma sahası çizilip KML şeklinde buraya yüklendiği zaman aynı buradaki sol tarafta görünen katmanlar gibi harita üzerinde görülebilir. O şekilde çizim daha sağlıklı, daha kolay olur. Şimdi buradan ben çizimimi yaparken çizgi olarak yapmayı tercih ediyorum. Yaklaşıyorum biraz daha. Yakınlaştıktan sonra çizgiyi elime aldım. Sol tık yaparak tek tek daha hassas çalışmalar için daha yakından çizilebilir.
bitirmediğini düşün. Bir daha açayım şuradan. Bitti. Çift yaparak bitirebiliriz çizimi. Harita üzerinde kaydırmak için ekrana bakalım şunlara. Neymiş? Yok. Çizim editörüne tekrar tıklayıp çizim editörünü devre dışı bırakıp kaydırma alıp şu şekilde kaydırabilirim. Kaydırdım. Tekrar çizim editörüne tıklayarak çizmeye devam ediyorum. Burada çizgi olarak çizmeyi tercih etmemin nedeni, poligon olarak çizersem eğer sınırlar birbirine temas ettiği noktalarda birbirlerinin sınırlarını ihlal edip karman çorman olduğu için burada ben çizgi olarak çizip bunu ArcMap'e çevirdikten sonra poligonu orada kendim üretiyorum. Daha sağlıklı oluyor. Kaydırıyorum. Şöyle de çizeyim. Bu sahaya bir de etiket ekleyeyim ben. Bilgisine tekrar bakalım. Miyosen. Buraya da Miyosen yazalım. Şuraya bakalım şimdi. Üst Crates of Unity Miller. Bunları yazdım. Daha sonra çizimi bilgisayara indir diyorum. Buradan koordinat sistemi seçilebilir. Google Mercator, Geographic VGC 84, ED50'nin zonları. Ben VGC 84'ü seçiyorum. İndirme formatım. KML'yi seçiyorum. Kaydet diyorum. Bilgisayarıma indirdim. Şimdi ArcMap programına geliyorum. Arc Toolbox. Konversiyon. Konversiyon Tools. From KML. KML Player'a tıklıyorum. Şimdi onları yeniden bakalım. İndirilenlerden indirmiş. Onu oradan alalım. Editör açtım. Okey diyorum. Lines'a sağ tıklayıp Export Data diyorum.
Daha sonra points'te de aynı şekilde data export data diyorum. Onları gönderiyorum. Şimdi bunların isimlerini düzenleyelim. Etikete sağ tıklıyorum. Level Features. Bakalım. Önce şeyden bakalım. Identify'dan bakalım. Açıklama girilmedi. Gözükmemiş burada şeye. Açıklaması. Tam bakıyorum. Tamam. Şimdi Arc Katalog'da bir tane MDB açıyorum. Daha sonra MDB'ye sağ tıklayıp New Future Class diyorum. Jeoloji. Polygon. Leri diyorum. VGS 84 yapalım. Koordinat sistemine. Ne diyelim, formasyon. Simge diyelim. Tamam diyorum. Örnek olsun diye bu kadar küçük bir sahaya aldım. Şimdi editörü başlatıp jeolojiden de şöyle şey yapalım. Editörü başlatıyorum. Jeoloji içinde. Create Features'tan jeolojiyi alıyorum elime. Daha sonra çizme tuşlarından Trace'i alıyorum. Çizgiler dolanıyor. Şuradan eklem yerinden. İlkini çizdim. Burası neydi? Bakalım buraya. Miosen. Etrüpten ismini giriyorum. Mitolojisi neydi? Mitolojisine bakalım. Karasal kırıntı diyelim. Simgesi neymiş? M3. Diyorum, tamam. Şimdi aynı şekilde çizmeye devam ediyorum. Boşluğa geldikten sonra şurada bir serbest çizme yapıyorum. Buranın olduğunu varsayıyorum. Çizdiğim yere kadar. Tekrar trace alıyorum. Bitirdim. Burası kuaterner. Burası da sakın ya da direkt alüvyon yazayım buraya. Simgesi de kuaterner alüvyon. Şimdi diğer kısmı da üst kısmı da çizeyim. Şurada bir serbest çizim yapayım. Burasının da zamanı. Sokrates. Bakıyorum. Obje bilgilerine bakıyorum. Ophiolitik melange. K2M.
2M mi diyor? K2M. Yazıyorum, tamam. Editörümü sonlandırıyorum. Yer formasyonu kaldırıyorum. Jeoloji çıktık. Semboloji kategorisinden ekliyorum hepsine. Bunların standart renkleri var. Onu daha sonraki videolarımda göstereceğim. Kuaternlere şunu seçiyorum. Miyosenin sarı renk. İkratesin yeşil renk. Genelde standart olarak bu renkler kullanılır. Bunun bir standardını bir diğer videomda anlatacağım. Bu şekilde basit bir anlatımla jeoloji haritasının altlık olarak yerbilimleri.meta.go.tr'yi kullanabilirsiniz.